kardeşim. Ben Ali Aydın. Abi 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu hangi siyasi partinin belediye başkan adayına vereceksin? CHP'nin abi. Erman Uzun. Yani bizim Narlıdere'de bizim oyumuz o. Bizim görüşümüz de neden o parktan yana. Neden Erman Uzun abi? Abicim buradaki çalışmalarından dolayı ve buranın halkına davranışlarından dolayı biz buranın belediyesinden memnunuz. Çalışmalarından da memnunuz. Eyvallah. O yüzden CHP'yi sonuna kadar destekliyoruz Erman Uzun'u. Eyvallah abi. Öyle abi. Peki abi kazanırsa neler değişir Narlıdere'de? Kazanırsa neler değişir? Narlıdere biraz daha rahat ve huzurlu, güvenilir bir semt olarak, ilçe olarak devam eder diye düşünüyorum abi. Eyvallah abi. Çok sağ ol, hayırlısı olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ederim abi. Büyükşehir olarak mı, ilçe olarak mı? Genel. Genel. Nasıl değerlendirdin? Ben şu an daha kararsızım açıkçası. Evet. Daha kesin kararımı veremedim. Önceden tüm oyumu CHP'den yana kullanıyordum. Evet. Yani yine büyük ihtimal CHP vereceğim ama bir yine bir mutsuzluk, bir şeylik var yine içimde. Yani bir memnuniyetsizlik var yine. Bir tatmin olamadım yani adaylara baktığım zaman ama ne olursa olsun tabii biz babadan dededen CHP'li sol görüşlü bir aileden geliyoruz. Sol gelenekten görüyoruz. Eyvallah. Yani gidip de AK Parti'ye oy verecek halimiz yok. Başka partiye de oy verecek halimiz yok. Bana en yakın görüş olarak daha sol partiler daha yakın gözüküyor ama onlar da buralarda belli bir başarı sağlayamadıkları için oyumuz boşa gitmesin diye CHP'ye oyumuzu vereceğiz. Bu kadar yani. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkan adayına oy vereceksin? Vallahi ben memurum. Abi şimdi... kimden memnunsun? Yok memurum diyorum. Ha memur ol abi. Ne devlet farklı? Memuruyum yani. Devlet memuruyum. Kullanılmıyor mu abi? Kullanılıyor da işte o anda kullanılıyor. Biliyorsun. Tabii. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. CHP. Neden abi? Yıllardan beri aynı partiye veriyorum onun için. Neden AK Parti değil CHP? Abi dön bana doğru bak gidiyorsun ben de geleceğim peşinden. Sordum fikrimi söyledim. Tamam. Nedenini bana bırak ben... onu yorumlayın. Diyorsun. Tamam. Tamam baba. Oldu, teşekkür ederim. Başkanımıza. Abi neden İyi Parti? İyi Parti Atatürkçü, halkçı, layık demokratik bir parti. Evet. Onun için. Başkanımız geldi. Nasılsınız? İyi sağ olun. Sizler nasılsınız? Ege Net TV. Evet. Feza Genişoğlu İyi Parti Narlıdere Belediye Başkanı. Adayı. Adayı. Ama olacağım ben. Adayı fazla geliyor. Biliyorsun. Kararlısın yani. Evet aynen öyleyiz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Nedir abi projeleriniz? Projelerimiz uzun. Anlatırız. Anlatma abi o zaman. Şöyle yapalım. Evet. Neden İyi Parti? Neden siyaset? Değişim için. Siyaset zaten hep var. Hepimiz için siyaset var. Ama önemli olan değişim. Değişim isteyenlerin alternatifi biziz. Narlıdere'de. Artık bir şeylerin değişmesini isteyen, bir şeylerin yapılmasını isteyenlerin alternatifiyiz. Çok vaatlerimiz var. Aslında herkesin vaati var ama biz diyoruz ki biz vaat vermiyoruz, biz söz veriyoruz. Narlıdere'de yapılması gereken çok şey var. Ayrıca şu anda belediye meclisinde sadece bir partinin hakimiyeti var. Bu da zaten hizmetlerin getirilmesini biraz açıkçası engelliyor. O nedenle biz belediye meclisinde daha çok partinin yer almasını istiyoruz. Çabamız da onun içindir. Vatandaşlarımızdan 4 tane pusula var. 3 tanesi partiye atılıyor. Birincisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ikincisi ilçe belediye başkanlığı, üçüncüsü de meclis üyeliği. İyi Parti'ye bunlardan en azından bir tanesini vermesini rica ediyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eyvallah. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkanı adayına oy vereceksiniz? Zaten? Yok onu söylemem ki. Neden abi? Yok onu söylemem. Söyleyeyim bakalım. Abi, siz ne düşünüyorsunuz? Hangisi kazanır diye sorayım o zaman. CHP. Yani şey İzmir için söylüyorsun. İzmir abi, Narlıdere hepsi karışık. CHP kazanır diye düşünüyorum ben yani. Başkası kazanır sahibi olur CHP. CHP kazanır çünkü senelerdir öyle gitmiş yani değil mi? Birisi kazanır sahibi olur. Teşekkür ederim sağ olun. Nereden takip edeceksiniz? İyiyim teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkanı adayına oy vereceksiniz? CHP'ye. Neden abla? Vallahi CHP'yi her zaman... takdir ediyorum, veriyorum. Evet. CHP'den başka bir yere gitmedim. Diyorsunuz. Evet. Hayırlısı olsun. Ne değişir İzmir'de, Narlıdere'de CHP tekrar kazanırsa? Vallahi, nelerin değişmesini istersiniz? Nelerin değişmesini isterim? Yukarıdaki izin verse her şeyi yaparlar ama vermedikleri için bunlar da bir şey yapar. Gücünü yettiği kadar yapıyorlar. Ya. Her şey yukarıya bağlı. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar.
31 Mart yerel seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkanı adayına oy vereceksiniz? Yani bizim yıllardır değişmez her zaman CHP. Neden CHP efendim? Yani siyasi görüşümüze en uygun görüş o. Bir de alternatif parti bulamıyorum aslında. Hep CHP, o yüzden devam ediyor. Belki daha güçlü bir aday olsaydı ona da oy verirdim. Ama evet, siyasi görüşme en yakın görüş CHP. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başla. Merhaba, nasılsın? Canım bana bak. Sultan Bey. Yerel seçimlerinde hangi siyasi partinin adayı kazanır sizce? Vallahi bilemeyeceğim. Yani şu İzmir'imize hizmet eden biri gelsin de. Hizmet derken işte altyapı, şuraya bak, şu yolların pisliğine bak. Önce bir temizlik rica ediyoruz. Kim kazanırsa hayırlısı olsun. Tamam, diyecek.